Onun hakkında her şeyi öğrendim. Parayı abisi için istemiş. Bu hayatta başka bir sırrı yok. Abisi hasta olduğu için... o paraya abisinin borcunu kapatmak için benimle evlilik anlaşması yapmış. Sevindim. Bu durumda boşanmaktan vazgeçtiniz diye düşünüyorum. Yeni bir başlangıç yaptık. Abisinden aldım, eve getirdim. Madem aranızdaki sorun halloldu, hançer de eve geri geldi. Sen niye bu kadar gerginsin? Sorun ne? Onun hakkında her şeyi ben biliyorum Engin. Ama o benim hayatımla ilgili hiçbir şey bilmiyor. Yanlış başladık, öyle devam etti. Beyza'nın benim eski karım olduğunu sakladım ondan. Keşke saklamasaydın. Keşke. Benim için bir önemi yoktu. Ona söz vermemiştim. Ama artık her şey değişti. Değişen ne peki? Yeni bir yola girdik biz Engin. Yeni bir sayfa açtık. Artık kendimle ilgili hiçbir şey gizli kalsın istemiyorum. Ona bunu yapamam. Eski karımla ilgili sorular sormaya başladı. Ne yapacağım bilmiyorum. Ama bu meseleyi çözeceğim Engin. Beyza'nın benim eski karım olduğunu benden duymalı. Hançer'in gerçeği öğrenmesini istiyorsan ne bekliyorsun? Anlat, kurtul. Artık o kadar kolay değil Engin. Araya zaman girdi. Zaman girince her şey daha zor. Bugün Beyza benim adımı seslendi. Dünyanın en aşağılık adamı gibi hissettim kendimi. Düşünsene, karın yanında kafan dik bir şekilde eve giremiyorsun. Ben evden çıkarken pencerede beni bekliyordu. Yanına gidemedim. Ne yapacaksın peki? Nasıl söyleyeceksin? Bir çaresini bulacağım. Bugün yaşadığım şeyi ona da yaşatmayacağım. Beyza'nın benim eski karım olduğunu söyleyeceğim ona. Hançer, konuşmamız lazım. Akşama beraber yemek yiyelim. Tamam. Ne istersin peki? Sen bir şeyle uğraşma. Ben gelirken alırım. Senin istediğin bir şey var mı? Yok, olmaz öyle. Sen ne istiyorsan söyle, ben hazırlayayım bir şeyler. İçinden ne geliyorsa onu yap. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Şans dile bana. Ya bir şeyler yaparım dedim ama dolapta hiçbir şey yok. Ne yapsam? Sinem ablayı mı arasam ki? Ya zaten ortalık çok gergin. Kadın şimdi benim yüzümden azar işitmesin. Aysu'yu mu arasam acaba?